Ben Nurtaş Güzel. Yanımda oturan genç yakışıklı delikanlı da benim oğlum Levent Güzel. 82 doğumlu. 42 yaşında şu an. Doğuştan spastik engelli. Levent'le ilgili işte önce burada bir teşhis konmadığı için hani İstanbul'a falan götürdük çok hastalığıyla ilgili. Orada Spastik Çocuklar Derneği'nde tedavi gördü bir süre. Yani 7 yaşına kadar hiç yürümedi. 7 yaşından sonra ayağa kalktı. 10 yaşında sonra başladı yürümeye aslında. Ayaklarının üstünde yürüyordu, emekliyordu öyle. Çok çekti aslında, çok yani eziyet zahmetini çekti, kendisi çekti. Daha doğru biz değil de biz onun sadece üzüntüsünü yaşadık. Yani biz onun ya bakma ile ilgili bir yorulma, bir zahmet olmadı tabii ki. Olmaz da evlada zahmet olur mu? Ama kendisi çok acı çekti bu arada yani. Şu anda işte diyorum 7 yaşından sonra ben ona okuma yazmayı evde kendi imkanlarımla bildiğim kadarıyla öğrettim buna. Ondan sonra da ilk öğretim diploma, ilk okul belgesini, okuryazarlık belgesini aldık. Sonra o halk eğitimini açtığı kurslarda kursa gitti 6 ay. 6 aydan sonra ilk öğretim diploması aldı. Evet, ilk öğretim diplomasından sonra da ortaokul, liseyi ve dışarıda bitirdi. Liseyi dışarıda bitirdikten sonra da üniversiteye gönderdik. Yani açık öğretim dışarıdan okudu. Türk Dili Edebiyatı'nı bitirdi. Şu anda şiir yazıyor. Şiirleri var, onları basmak istiyoruz. Hani okuduğu kitaplardan edebiyat mezunu olduğu için şiire bayağı merak saldı. Çok meraklı hem de. Çok severek, çok duygusal şiirler yazıyor bir de bu arada. Bana da özel şiirleri var tabii, annesine ait de özel şiirleri var. Şiirlerini ki basmak istiyoruz. İşte bir sponsor falan bulsaydık, bassaydık çok iyi olacaktı. Onu da daha bulamadık. İnşallah buluruz. Tek amacımız, tek hedefimiz, hayalimiz şimdi onun kitabını görmek, kitabını okumak. Başka da bir arzum şu an yok. Çok şükür sağlığına idare ediyoruz işte. Yardımcı oluyoruz her işinde. Her yemeğini falan ben yediriyorum. Üstünü falan ben giydiriyorum. Beraber benim arkadaşım oldu, can yoldaşım oldu. Yani hayatımın anlamı desem yeridir gerçekten. 3 tane daha başka çocuğum var. Onlar hepsi bak herkes gitmiş kendi evine barkına ama ben Levent'siz bir gün bir an yani duramıyorum hiç gerçekten de. O da bensiz, ben de onsuz yapamıyoruz yani. Allah bana onun acısını göstermesin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.